Rusya'nın Sankt Petersburg kentindeki Strelna kasabasında dün başlayan G20 zirvesi bugün ev sahibi lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın açıklamasıyla son buldu. Devlet Başkanı Putin, Rusya tarafının hazırlanan Sankt Petersburg Eylem Planı hakkında gazetecileri bilgilendirdi ve ekonomik konularda katılımcı ülkelerin hemfikir olduğunu vurgulayarak iyimser bir tablo çizdi. Büyümeyi canlandırmak, yatırımı teşviklendirerek yeni iş olanakları yaratmak, piyasalarda güveni sağlamak ve etkili düzenlemeleri hayata geçirmek bizim ana hedeflerimizi oluşturuyor. Bütçe açığını giderme ve mali reformları kapsayan orta vadeli hedeflerimizi detaylı bir şekilde ortaya koyan St. Petersburg eylem planı tüm katılımcı ülkeler tarafından kabul edilmiştir. <laughs> Rus lider Vladimir Putin küresel ekonomi, kalkınma ve istihdam konularının masaya yatırıldığı zirvede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüşmelerde bulunduğunu da aktardı. Bu görüşmelerde tarafların geri adım atmadığını dile getirdi. Çok verimli, yapıcı ve dostane bir görüşme oldu. Diğer bir deyişle samimi bir atmosferde geçti. İkimiz de savunduğumuz tarafı koruduk ama en azından diyalog sağlandı. Birbirimizi dinledik ve bulunduğumuz konumları anlamaya çalıştık. Ancak bir mütabakata varamadık. Ben Obama'nın görüşlerine katılmıyorum, o da benim görüşlerime. Ancak en azından bunları konuşabiliyor ve analiz edebiliyoruz. Biz... Zirveye damgasını vuran Suriye konusuna değinmeyen Putin, bir gazetecinin sorusu üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma konumunda olmadığının, Suriye'nin ABD'ye saldırmadığının altını çizerek askeri müdahaleye karşı olduklarını bir kez daha yeniledi.